Bir anti kahraman, mizahını yapmanın en zor olduğu şeylerden biri bir anti kahraman. Çünkü ucu ayarı bir şekilde kaçtığı zaman dünyanın en antipatik, en izlenmez, en nefret edilen şeyine çok dönüşebiliyor. Doğru. Ve bunu komedi tabanında yaptığın zaman daha da kötüleşiyor iş. Yani korkak, bencil, empatiden yoksun, çocuksu, kompleksli, ya olabilecek bütün kötü özelliklerin gerçek hepsini... Gerçek bir düşüncesiz. Evet, hiçbir şekilde düşünmüyor kimse için bir şey. Ve bütün kötü özellikleri bünyesinde toplamış durumda. Negatif bir bomba. Ama? Aması var. Doğru zamanda doğru şeyi yapmayı çok iyi biliyor. Onun bütün şeytan tüyü de buradan geliyor. Yani canını... En ufak bir ailesi için küçücük bir şeyde canını ortaya koymaktan çekinmiyor. Bunu yapma diyoruz. Yaparım çünkü mevzu ailem, kardeşim diyor ve bütün bizim için her şeyi öldürdüğü insanlar, düşüncesizliği, kalp kırmaları, kabalığı, her şey bir anda prensin bitiyor. O yüzden hep o dengeyi Kerem'le birlikte bütün dünyayı kurarken biz prenste, prens karakteri üzerinde de hep bunu korumaya çalıştık. Zaten ne anlatırsa, komedi ne türde olursa olsun, kurgu noktalanmalıdır. Bir noktayla evet. Nokta seninkinin nokta koyuşu karakterinin bu biçimde. Sonunda bir yerde hiç beklenmedik bir anda doğru bir şeyi yapması tabii. Ve bütün durumu kurtarması gibi bir şey oluyor. Zaten bu yüzden de bence çok iyi. Evet. Yani bir çukur şey. Varsa bin kişi o çukuru atlamazsa prens diyor ki tamam ben atlarım. Evet. Korkmuyor. Evet. Öldürülmekten falan da hiç korkusu yok zaten. Peki şu prensi şöyle bağlayayım. Prens bugüne kadar hiç izlememiş olanlar var şu anda. Neden bahsediyorlar acaba diyenler. Onlar ne kaçırıyor? Onlar hayatını, fırsatını kaçırıyor diyormuş. Yok. Onların kaçırdığı aslında hiçbir şey yok. Bunlar günün sonunda birer içerik. Evet. Yani canımızı yakan bazı şeyler var bununla ilgili. Biraz önce konuştuğumuz sosyal medya artık insanların fikirlerini yani bize ulaştırmasındansa kinlerini ve nefretlerini herhangi bir yere kusmasına bir vesile olmaya başladı. İşin bu anlamda biraz bir şeyi çıkmaya başladı. Cılkı çıkmaya başladı. Çıkmaya başladı ve bu yüzden bir şey yapmakla ilgili bütün motivasyonumuzu böyle küçük küçük cımbızla emen şeyler, yorumlar oluyor. Yani günün sonunda bir dizi sizin hayatınızı düzeltmez. Kötü giden evliliğinizi onarmaz. Arkadaş ilişkilerinizi toparlamaz. Geçmişte ailenizle yaşadığınız travmaları da düzeltmez. Bu bahsettiği sorunları çözmek zorunda değildir. Hiçbir şey formüller sunmaz. Aynen evet. Öyle. Dizi sadece size birkaç dakikalığına mutlu edecek bir bölüm sunar ve biter. Hayatınızı bazı sorular da sordurabilir. Aynen öyle. Prens, olamadığınız, yapmak istediğiniz ve yapamadığınız bütün özgürlükleri yapan bir karakter olarak size kendinizi yerinize koyabileceğiniz bazı özellikleri verebilen bir karakter olarak sizi sadece mutlu edebilir. Bunu isterseniz Prens'i açar, izlersiniz.